Güzellik Bende Kalsın programından hepinize merhabalar. Bugün konuğumuz Munise Yararcan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yoga'yı anlatacağız. Her zamanki gibi Arzu Erkan Yüce. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun zamandır ara vermiştiniz. Evet. Tekrar görmek güzel. Munise Hanım, yoga sizin konunuz ama esas bilgisayar mühendisisiniz değil mi? Evet. Biraz kendinizi tanıtalım mı? Evet. Ben spora voleybolla başladım. Genç birliği oldum. Üniversiteyi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi bölümünü okudum. Ve iş hayatı süresince çeşitli araştırmalar yaptım. Özellikle kişisel gelişimle ilgili olarak. Kişisel gelişimin yoga yönünü 2000 yıllarında keşfettim. Evet. 2000 yılından sonra orijinal yoga sistemine başladım. 2005 yılı süresince daha fazla düzenli olarak yapmaya başladım. Ve kendimi son derece geliştiren, hayatımı güzelleştiren, zenginleştiren bir ortam içerisinde buldum. Vedalar en eski evrenin Sanskritçe metinleri ve bu sistem Vedalardan Türkçe'ye aktarıldı. 37 kadar kitap kapsıyor. Son derece geniş bir olanak kişisel gelişim açısından. Ve halihazırda bunun kendi hayatıma pozitif etkilerini herkese aktarabilmek amacıyla yoga antrenörlüğü yapıyorum. Bu herkes için sağlık getiren, mutluluk getiren, coşku, güzelleştirici bir olanak diye varsayıyorum. İş hayatından sonraki zamanı, özellikle ikinci bahar grubu için farkındalıkla, bilinçli bir şekilde dönemi geçirmelerini ve sağlıklarını uzun süre koruyabilmelerini sağlayabilmeleri şifalarını. Açısından evet şifalarını sahip oldukları olanakları, sağlıkları daha uzun süre ellerinde tutabilmeleri açısından değerlendirmek amaçlı olarak çalışıyorum. Evet. Ben kendi adıma söyleyeyim. En güzel anti-aging yöntemi tabii ki spordur. Evet. Spor içinde de sakat kalma ihtimali az olan veya yok diyebilecek kadar yok da diyebiliriz. Yogadır. Hı. Değil mi? Evet, siz evet. Kendi adınıza antipsikiyatri için evet. Ne dersiniz? Yogayı aslında biz öneriyoruz danışanlarımıza da. Bu akım, sizin de farkındalık diye bahsettiğiniz akım, biz bazı terapi türlerinde kabul ve kararlılık terapisinde ya da mindfulness dediğimiz terapi türlerinde de yoga egzersizlerini, meditasyon egzersizlerini hem uygulatıyoruz hem öneriyoruz. Ya kendimiz gösterip öğretiyoruz ya da bir merkeze yönlendiriyoruz. Bizim için de kesinlikle tedavimize çok paralel olan bir sistem yoga. Değil mi? Evet. Omurganı çok rahatlatan bir etkisi var değil mi? Her çalışmamızda, her dersimizde evet. Omurga çalışmaları yapıyoruz. Her duruşun, özellikle ayakta duruşların, öne bükülerek, arkaya bükülerek yapılan duruşların omurgayı canlandırıcı ve esnetici etkisi var. Bunlar sırayla yapılması gerekiyor, belli bir sırada yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bu bedene esneklik kazandırıyor. Esnek omurga, genç beden demek aslında. Evet, kesinlikle. Yaşadığımız yıllarla genç değil. Genç de, siz de gençsiniz. Omurga evet, genç olduğu sürece, esnek olduğu sürece siz de eski yaşlara tekrardan geri dönme şansınız oluyor. Yani yoga yapan çok ileri yaştaki evet. 80-85 var. Yaşındakiler var ve çok da sağlıklılar. Evet. Gayet güzel yoga yapabiliyorlar. Evet. Zaten yogada çok böyle efor, aşırı bir efor olmadığı için tabii hani ki. Hafif rahatsızlıkları da rahatlıkla tolere eder. Evet, evet. Belli seviyede olduğu koşulda eğer onun üzerindeyse zaten tedaviye destek olarak hani yapılması uygun oluyor. Belli seviyelerdekilerde rahatsızlıklarda kendiliğinden gidebiliyor. Çünkü beden kendi tedavi mekanizmasını, şifa verme özelliklerini kullanabiliyor. Enerji yükseliyor. Dolayısıyla beden özellikleri o rahatsızlığı gidermek için yeterliyse şifa gelebiliyor tabii ki. Esasında bir buçuk saat hiçbir şey düşünmemek bile kendisi şifadır. Değil mi? bir buçuk saat düşünmemek, doktor hanım ne dersiniz? Yani beyni bir miktar hani günlük telaştan uzaklaştırmak bile
Çok büyük bir şifa. Kesinlikle. Aslında düşünceleri biz yok etmeye çalıştığımızda, siz de hep o egzersizlerde vurgularsanız, düşünceyi uzaklaştırmaya çalıştığınızda daha çok gelir aklınıza. Evet. O yüzden düşünceleri seyretmek, akışına bırakmak, fark etmek ve kabul etmek. Gün içinde yapmadığımız bir şey. Biz genelde hani alırız, satarız, öderiz, veririz, peşine düşeriz ama yoga egzersizleri ya da meditasyon sırasında düşünceleri seyredip kabul etmek varlıklarını ve onlar için herhangi bir şey yapmamak uygulanıyor. Bu da gerçekten insana telaşsız bir zaman dilimi bırakmış oluyor. Bir de telefonunuzu kapattığınız, hani birilerinin sizi rahatsız etmediği bir zaman dilimi, 1,5 saatlik bir zaman dilimi. Gerçekten yenilenmenizi sağlayan bir dönem oluyor. Yoga müzikleri de güzel. Kesinlikle. Bir de tabii hocanın hocaya konsantre oluyorsun. Sağ elini kaldır, solu kaldır veya işte güneşe selam yap. Değişik söylediği için o an tabii ona konsantre oluyorsun. Evet. Günlük telaştan uzaklaşmış oluyorsun. Evet, gözlemci olmak diyoruz biz evet. buna. Gözlemci olabildiğiniz zaman o kendimizi özdeşleştirdiğimiz olaylar, objeler, kişiler neyse onlardan kendimizi özgür bırakabiliyoruz. Bu da aslında yoganın tedavi edici, rahatlatıcı özellikler, psikolojik olarak tabii katkılarından bir tanesi. Gerçekten dedikleriniz doğru. Evet, çok rahat meditasyon olunuyor yogada ve uyuyoruz. Hatta uyanmak istemiyoruz. Evet. Aşırı rahatlamaktan belki, değil mi? Evet, tabii ki. Çünkü gevşeme tekniklerinde beden rahatlıyor, sinirler yatışıyor. Onun dışında endorfin sistemi dinleniyor, evet dinleniyor. Kaslar kendisini bırakıyor ve tüm beden aslında kendi haline kalıyor. Doğal haline kalabildiği için dinleniyor. Gerginlikler atılıyor. Stres tamamen unutulmuş oluyor, uzaklaşılmış oluyor çalışma sırasında. Özellikle beden nefes teknikleriyle, duruşlarla belli bir seviyede dinlendiriliyor aslında ve gerginliğe atılıyor, geriliyor, gerginlik atılıyor, gevşetiliyor. Daha sonra meditasyona giriliyor, daha da bir rahatlanıyor, içeri dönmüş oluyor. Gevşeme teknikleriyle artık beden tamamen kendisini doğal haline dönmüş olduğu için rahatlıyor, gevşiyor, sağlık kazanıyor. Aslında yoganın yapıldığı duruşlar kadar gevşemek de çok önemli. Kesinlikle. Çünkü zaten muhtemelen size yoga ders alanlar gevşeme kısmını merakla bekliyorlar. Hem nasıl? Hem nasıl? Evet. En son bir yarım saat sonra bir üyemizi kaldırabildim ancak. Çok hoşça gidiyor gerçekten. Çok keyifli evet, kısmı. En keyifli kısmı bana da o derin gevşeme kısmı. Derin gevşeme kısmı en keyifli kısım. Ben yogaya başladığım zaman iki şey hissettim. Bir, mutlu oldum. Yani gevşedim ve bana bir antidepresan gibi geldi. İkinci hissettiğim şey de hiç daha önce sanki nefes almıyormuşum gibi nefesimin farkına vardım. Çok güzel. Evet. Bütün derslerimizi karın nefesi, göğüs nefesi ve omuz nefesiyle başlıyoruz. Karın nefesi aslında kullanılan kirli enerjiyi, gün içerisindeki stresle kullandığımız enerjiyi atmamızı sağlıyor. Diyaframın hareketi karın organlarına masaj yapıyor. Bol oksijen alıyoruz. Dolayısıyla karın nefesi bebekliğimizde karnı dışarı çıkararak aldığımız nefese tekrar geri dönüyoruz. Nefes alıyoruz, karnı şişiriyoruz. Nefes veriyoruz, çekiyoruz. Aslında bebekler ilk doğduklarında evet. o şekilde geliyorlar. Evet. Zaman içerisinde bu unutuluyor. Hatırlamak için çalıştığımız konulardan bir tanesi de bu. O doğal nefesimize geri dönüyoruz. O İlk büyük başta bir biraz baş dönüyor ama sonra alışılıyor değil mi? Oksijen, yüksek oksijen oranı nedeniyle bir hafif baş dönmesi olabiliyor yeni başlayanlarda. Ve karın nefesi, göğüs nefesi daha sonra tabii kardiyovasküler sistemi iyileştiriyor göğüs nefesinde. Metabolizma yükseliyor, toksinler atılıyor. Sonra omuz nefesi var. Omuz çoğunlukla kullanılmayan bir alan. Akciğerlerin üst kısmı çalışıyor omuz nefesinde. Ve yükseldiği koşulda orada kan dolaşımı iyileşiyor. Ve alveollerin fonksiyonları dengeleniyor. Yani akciğerin kapasitesini biraz artırmış oluyorsunuz. Artırmış oluyoruz, evet. Bu şekilde. Ve kaburgalar arası kaslar kuvvetlenebiliyor.
her yönüyle akciğer tam yoga nefesinde ise tam alınıyor ve tam veriliyor. Üst korteks, beynin üst korteksi canlanıyor. Çoğunlukla aslında uyuşuk olan o üst korteks canlanıyor ve endorfin salgılanıyor. Kana endorfin salgılandığı koşulda da korku, endişe ve depresyondan korunuyoruz. Bir tür koruyor, engelleyebiliyor. Peki gelenlerde acaba ben bu yogayı yapamaz mıyım? Bana göre değil mi? Tedirgin olanlar var mı? Çok. Sorulan sorulardan bir tanesi o. Yapabilir miyim? O da sürekli bizim kıyas alışkanlığımızdan kaynaklanıyor. Yoganın özelliği ders sırasında hiç kimseyle kendimizi kıyaslamıyoruz. Hiçbir rekabet unsuru yok. Performans kaygısı olmaksızın. Olmaksızın öyle bir rahatlığı var ve kendi esnekliğimizle yapıyoruz aslında. Kendimizle bile kıyaslamıyoruz. Kendimizle bir başka zaman yaptıklarımızla bile kıyaslamıyoruz. O an içerisinde ne geçmiş ne gelecek olmadan o an içerisinde bulunabildiğimiz koşulda enerjimiz yükseliyor. O çok önemli bir unsur. Hiçbir şekilde bir kıyas olmadan yapılıyor. Dolayısıyla kişi kendisini daha rahat bir ortamda, geliştirici bir ortamda buluyor. Yavaş yavaş da hareketleri öğreniyor tabii. Tabii ki, tabii ki. Sürekli esniyor, beden sürekli esniyor, rahatlıyor, gelişiyor. Kişisel gelişim açısından çok performanslı bir sistem. Özellikle dizler için. Kireçlenmelere çok iyi gelir. Dolaşım hızlanıyor çünkü. Çok, evet çok. Bir üyemiz namaz kılarken, sandalye üzerinde otururken namaz kılarken bir müddet sonra rahat çömelerek oturup kalkmaya başladı. Çok sevindirici. Gerçekten mutlaka kişiye özel bir takım çaba da gerektiriyor. Düzenli yapmak gerekiyor. İnsanların ona önem vermesi gerekiyor. Kendi hayatlarına katmaları gerekiyor. Dans edebilir, işte çömelerek namazını kılabilir. Bir aşamaya geldi. Bağdaş kurmak zor geliyor değil mi birçok insan? Esasında tabii o da zamanla öğrenir ama özellikle erkekler bağdaş kurmayı pek zorlanıyorlar. Evet, şöyle tabii esneklik birazcık daha zor olabiliyor bağdaş kurmak bir alışkanlık halinde değilse. O da eklemlerde esnek ve kaslarda esneklik arttıkça bağdaş kuruluyor tabii ki. Tabii ki çok rahat bağdaş kurulabiliyor. Bir de şöyle oluyor. Yani bağdaş kurmayı beklemiyorsunuz ve bir de bakıyorsunuz ki bağdaş kurmuşsunuz. Böyle bir şey oluyor. Gitgide artıyor. Yani bir de yoganın bütünleşik bir özellikle orijinal yoga sistemi bütünleşik bir bakışı olduğu için ben mesela hormon dengesizliğim için yogaya başladım. Düzenli olarak yapma nedenim o. İlk başlangıcında tamam hormonlar işte kontrol edildi, test edildi, hormonlar yerine geldi. Fakat ben o arada bacağımda küçük oluşan varisleri de eski ilk lisedeki haline tekrar geri döndürme fırsatım dolaşım oldu. Dolaşım hızlanıyor ve yaptığınız egzersizlerle aslında o damarlar uzuyor. Uzadığı zaman da o küçük havuzcuklar da kendilerini bertaraf tedavi etmiş ediyoruz. Oluyorlar. Zaten evet. Vücut kendini tedavi evet. eder kısmı. Tabii ki. Homeostaz gereği ve tedavi edici özelliği zaten var ama bunu evet. ortaya çıkarmayı da sağlıyor. Evet, tabii ki. Özellikle bir de ödem göğüs atıyor. Çakrası. Yani sporla beraber vücuttaki ödem atıldığı için baskı da kalkıyor. Damarlar üzerindeki baskı tabii ki kalkıyor. Evet. Tabii ona biraz da beslenmeyi ve hayat tarzımızı da evet. eklersek çok önemli. Daha da çok güzel önemli. Olur. Çok önemli. Paketlenmiş ve asitli olmayan tabii yiyecekler tabii. Hayata daha da iyi getiriyor. Aslında bu yarışmacı ve rekabetçi kısmı ile ilgili benim en sevdiğim tarafı o. Ben de yoga yaparken benim örneğin bedenim biraz fazla esnek. Yapısı öyle. Benim yoga hocam da beni düzeltiyor. Bu kadar esneme. Yani esneklik iyi bir şey ama kendi sınırlarını zorlayan bir şey yaptığınızda uyarmaları çok güzel. Çünkü hepimiz ister istemez rekabetçi bir hayatın içindeyiz. Yarışçı bir hayatın içindeyiz. Ve elimizden gelenin hep en iyisini yapmak, daha iyisini yapmakla ilgili uğraşımız oluyor. Yogada bunun tam tersini o an nasıl hissediyorsan onu yap. Onda, o anda kal. Bedenin neye izin veriyorsa onu yap. Daha kendimizi iyisi için kabullenmek değil. Aslında. Evet. Evet. Kabullenebilmenin çok önemli egzersizlerinden ya da felsefelerinden bir tanesi. Evet.
Orijinal yoga sisteminde biz aslında mükemmeliz, bilgi doluyuz ve mutluyuz. Onu araştırmamıza gerek yok. Biz kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeyi öğreniyoruz. O anda kalabilmenin koşulu da o. Kendinizi kabul ettiğiniz zaman, olduğu gibi olayı, yaşamı kabul edebildiğiniz zaman, dengeleyebildiğiniz zaman, o zaman mutlu oluyor insan. Evet, esasen mutlu olmamak için bir nedenimiz yok ama kendimizi kaygılarla... Hep geçmişte, hep ya geçmişte. Hep gelecekte, evet. Bir hesap içerisinde bulduğumuz anda zorlaşıyor tabii ki. Çünkü o anı değerlendiremiyoruz. Aslında o an yaşanmamış oluyor, geçiyor. O anı değerlendirebilmemiz için anda kalıyoruz. Yapabildiğimiz yogada anda da yapmaya çalıştığımız bu. Anda kalma dışında bu. Başka felsefesi var mı yoganın? Yani bir anda kalalım, iki gevşeyelim. Orijinal yoga sisteminde aslında birçok anlatım var, birçok bakış açısı var. Gözlemleyelim, bir tanesi bu. Gözlem halinde olalım. Yani kendimizi ve kendi hayatımızı aslında biraz da dıştan nasılız onu görmeye çalışalım. Dolayısıyla bunun kontrol özelliği var yoganın. Yani bedeni, zihni ve duyuları kontrol edebilme özelliği var. Birleştirme özelliği var. Bu da insanı canlı canlı tüm varlıklarla birlikte düşünme özelliği var. Ve bütünleşme özelliği var. Bu da bedenin, ruhun ve zihnin tümüyle bir bütünleşmesi söz konusu. Bunlar günlük hayata şöyle yansıyor tabii ki. Siz bir denge buluyorsunuz. O denge ancak bunların her birisini birbiriyle iletişim haline soktuğunuz zaman ortaya çıkabiliyor. Ve elinizdeki olanakları en iyi şekilde değerlendirmenizi sağlanıyor. Konsantrasyonunuz tam oluyor. Eğer bir iş yapıyorsanız, eğer bir kişiyle ilgileniyorsanız ya da bir çalışma götürüyorsanız, o sırada yapabileceğinizin en iyisini zaten yapıyorsunuz. Bütün kaynakları o şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Bu bir bütünleşik aslında hayata bakış açısı. Var olan gücü kullanmak gibi. Evet, aslında bazen şey duyulabiliyor, anda kalmak ya da yargısız kabul ya da gözlemcilik, sanki sorunu görmezden gelmek, var olan sorunu yadsımak gibi. Aslında öyle değil, sorununuz var, bu da sizi çok ciddi oranda etkiliyor belki. Ama değiştirebileceğiniz kısmı ile ilgili çaba gösterip değiştiremeyeceğiniz kısmı öylece kabul etmek ve elinizde olanın en iyisiyle gitmek. Yoksa yok saymak ya da boş vermek gibi bir sistem değil. Kimilerince böyle anlaşılabiliyor. Öyle bir küçük Hayır. katkı sunmak istedim evet, bununla ilgili. Evet, kesinlikle. Olanı objektif olarak, yani gözlemci olarak değerlendirmek ve ona olabildiği kadar pozitif katkıda bulunmak önemli evet. olan. Çünkü bir dönüşüm getiriyor aslında. Yoga enerjisi sizi enerji yükseldiği için ve uyumlandığınız için, evrenin ahengi ve armonisiyle uyumlandığınız için size olaylara, kişilere karşı pozitif bir bakış açısı getiriyor. O çok farkındalığı yükselten, bilinçli davranmayı teşvik eden bir bakış açısı oluyor. Tabii ki o yüzden de biraz böyle gülümser bir yaşamımız oluyor. O pozitif açıdan mutluluğu ha. gerçekten artırıyor. Çünkü çok yönlü düşünebiliyorsunuz ve sonuçta aldığınız sonuçlarla ne ekerseniz onu biçersiniz şeklinde oluyor. Siz pozitif yaklaştığınız koşulda yaşam da size pozitif yaklaşıyor. Hı-hı. Onu deneyimliyoruz ve görüyoruz Hı-hı. gerçekten. Ektiklerimizi biçiyoruz. Hı-hı. Ama bu demek değil ki hani üzülmeyeceğiz, ağlamayacağız, öfke. Bütün duyguları tanıyıp onları kabul Hepsini etmeyi sağlayan kontrolü. Ve duyguların bizim için anlamını Tabii biraz ki. Da sorgulamamızı sağlayan bir sistem gibi. Tabii ki. Ya da onları aslında, biraz mümkün olduğu kadar kısa sürede atlatmak. Atlatabilmek. Yani tabii ki ağlayacağız, tabii ki öfkeleneceğiz. Evet. Evet. Ama o geçmişte kalacak ve yani tekrar evet. tekrar hatırlamayacağız. Çok yoksa onların hepsi normal insani duygular değil mi? Çünkü tabii öbür ki. Türlü de şöyle bir şey olabiliyor. Siz başaran ve iyi giden kısmıyla daha çok aslında üyelerinizin karşılaşmış oluyorsunuz. Bizler de denemiş ve bazen yeterli olamamış, üstesinden gelememiş olan grupla karşılaştığımızda şöyle bir şey oluyor. İşte yogayla herkes mutlu, ben olamıyorum ya da işte bunu denedim ama olamadı gibi bir şey olabiliyor. Onun da bir süreç olduğunu, bir zaman olduğunu ve her duygunun yasın bir ömrü bir olduğunu, evet, yasın örneğin bir süresi olduğunu.
Orada da yaşanacak ve deneyimlenecek şeyler olduğunu ve bunun bir performans, hani mutluluk bir performans değil, bir yol gibi aslında, yürüdüğünüz bir yol gibi. Sürekli bir şeyler eklemeniz gerekiyor hayatınıza mutlu kalabilmek için. Aslında söylediğiniz gibi özünde insan belki mutlu doğuyor ama hayatta sürekli mücadelelerle dolu. Mutlu kalabilmek için bir şey yapıyor olmamız lazım. Tabii ki. Durduğumuz yerde mutlu da olamayız. Olmuyor. Bir de tabii şimdi orijinal yoga sisteminin özelliği, biz aslında bir zaman olduğumuzu hatırlıyoruz. Yani unuttuğumuz şeyleri hatırlıyoruz. Var olan işte nesnel hayat nedeniyle unuttuğumuz şeyler. Bizim, çocukluk gibi. Evet, evet, mesela karın nefesi gibi unuttuğumuz şeyler var. Bunlardan bir tanesi de koşulsuz sevgi aslında. Orijinal yoga sisteminin bize öğrettiği, bizlerin koşulsuz sevginin birer kıvılcımı olduğu. O gerçekten döndüğünüz bir tür yuvanız oluyor. Orada bir sevgi var. İçinizdeki sevgiye geri dönüyorsunuz aslında. Olan o sevgi parçası olan halinize tekrar geri dönmüş oluyorsunuz. O da hayata karşı, kişilere karşı olumlu olmayı ve bunun hiçbir beklenti ve de hiçbir koşul olmadan yapılabilmesini sağlıyor. Tabii olabildiği kadarıyla, enerjiniz yetebildiği kadarıyla onu sağlıyor. Yapabildiğimiz kadarıyla o sevgiyi, bir yoga antrenörü olarak sevgi ve sıhhat tabii ki yapabildiğimiz, ilerleyebildiğimiz kadarıyla kişilerle bunu paylaşmak. Hem orijinal ruh, yoga sistemini. Evet. Ruh, beden, zihin sağlığı. Tabii ki sosyal ilişkilerin de sağlığı, ilişkilerin sağlığı da önemli. Çünkü zaman içerisinde uyumluluk önemli oluyor. Sizin etraftaki kişilerin de aynı şekilde sizin gibi olmasını istiyorsunuz. Eğer ki hayatınıza bir mutluluk parçası katılıyorsa, onlarla bunu paylaşmak istiyor insan. Mutluluğu büyütmek istiyorsunuz. Evet, evet, genişletmek ve nasıl olabileceğini anlatmak istiyor insan. Esasen hayatımız biraz hızlı, yavaşlasa daha iyi olmaz mı sizin tekniklerle, değil mi? Tabii ki. Nefes tekniklerinin ilk zaten koşulu o. Solunumumuz yavaşlıyor, rahatlıyor ve kalp atışı da tabii. Evet, evet, evet. Yani trafikte azalıyor. Her yere yetişmek için koşturuyoruz. Bir yarış var. Evet. Onu biraz da yogayı da belki yavaşlatıp mutlu olmak lazım. Evet. Bizim yetiştiriliş kültürümüzde de yok. Yani insanın bir kendine zaman ayırmaya ihtiyacı vardır, kendi kendisiyle kalmaya. Dikkat ederseniz dini ritüeller dışında pek yoktur. Örneğin işte ibadet edilen saatlerde bir kişi yalnız bırakılır. Kimse ona dokunmaz. Örneğin namaz örneği verdiniz. Orada namaz kılması meşrudur. Onun kendine ayırdığı bir zamandır ama bir evin hanımının geleneksel bir yaşamda, hani geleneksel bir aile yapısını düşündüğümüzde, bir dakika ben biraz kendime zaman ayıracağım, meditasyon yapacağım diye bir odaya çekildiğini görmek çok mümkün olmayabilir. Hani modern kesimlerde biraz daha belki fazla. Artık şimdi bu yavaş yavaş yaygınlaşıyor ve herkes ben meditasyon yapacağım, biraz kendi kendime kalacağım deyip bir başka odaya çekilebiliyor. İbadet dışında da bunun bir hak olduğu artık yerleşiyor kültürümüze. Çünkü buna ihtiyacımız var, kendimizle kalmaya. Evet. Bir de tabii yoga ile birlikte siz kalabalıklar arasında da bir kendi kendinize kalabiliyorsunuz. Evet. Çünkü içe dönüşünüzü artık bir alışkanlık haline geliyor. Siz zaten trafiğin içerisinde de bir şekilde kendi içsel kişiliğinizle, evet, yapınızla bağlantı içerisindeyseniz zaten dışarı çok fazla etkilemiyor. Ben mesela söylüyordum, işte trafiği çok fazla olan yerler var. İşte yoga bu kadar düzenli ve de aktif olarak yapmadan önce, aa oraya kesinlikle girmem, işte şurada çok zor çalışılır şeklinde şeyler konuşuyordum. Şimdi mesela aynı yerlere giriyorum, çıkıyorum ve hiç duymuyorum bile. Yani o trafik unsurunu, o ya da gürültüyü, kalabalığı gerçekten içe doğru döndüğünüz zaman onu bir kendi normal ve uzun süreli olarak yapmaya alıştığınız zaman o tür kalabalığı hissetmiyorsunuz. Onu gerçekten rahatlatıcı, etkilemiyor. Hayır. Daha önce yoga yapmadan önce beni gerçekten etkileyen şeyler, çünkü sinir sistemi rahatlıyor. Sinir sistemi çeşitli işte hormonların salgılanmasıyla, gevşeme teknikleriyle, biyoenerji teknikleriyle bunlar kuvvetlendirdikçe
Sinirler rahatlıyor, gevşiyor. Huzur. Algı, tabii seçicilik geliyor algıda. Orada bir seçim yapıyorsunuz. Yaptığınız seçim aslında kendi özünüz dikkatinizi oluyor. O sırada dikkati, konsantrasyonunuz kendi özünüze varsa pozitif şeylere yönlendirme şansınız oluyor. Bu şekilde bir bakış açısı rahatlatıyor insanı. Günlük hayat içerisinde de rahatlatıyor ve yapılan işlerde son derece verimli oluyor böyle olduğu için. O sırada bir başka şeyler düşünüp zaman kaybetmiyor insan. Sonuç odaklı. Sonuca nasıl yönlenebileceğini, koşulların neler olduğunu gözlemci olduğu için nasıl kendi potansiyelini yönlendirebileceğini, yapabileceğinin en iyisini yapmak şeklinde. Biraz daha serin bir yaşam. Değil mi? O da güzel, serin bir yaşam. Aslında biz normalde gün içerisinde çok fazla ses, çok fazla görsel uyaran ya da işte koku, pek çok duyularımıza uyaran algıların hepsini beynimiz algılıyor, bir kısmını yok sayıyor. Yoksa her dikkatimizi çeken sese odaklanacak olsaydık işimizi yapamazdık. Şimdi birkaç dakika sussak klimanın sesini ya da işte cihazların sesini duymaya başlarız. Bunun gibi yogada aslında hayatta olan pek çok uyaranı duyup bilip ama onları dikkate almayıp bizim bir odaklandığımız bir filtre sistemi, çok doğru söylediniz, kurmamızı sağlıyor. Seçici dikkat dediğiniz biraz da o gibi. Evet, aynen, çünkü zihni aşıyoruz. Ya yani zihni kontrol ediyoruz ve aşıyoruz. Onun üzerine çıktığınız zaman aslında orada olanları yalnızca seyrediyorsunuz. Düşünce geliyor ve gidiyor. Örneğin meditasyonda düşünce geldiği zaman eğer ki o özellikle nefes meditasyonu sırasında tekrar nefese odaklanıyoruz. Dönüyoruz, tekrar nefese odaklanıyoruz. Meditasyon sırasında düşünce gelebiliyor çünkü. Sürekli düşünen, işini düşünerek yapan profesyonel kişiler bir şey verecektim olduğu zaman tekrar aklımıza bir düşünce gelirse tekrar nefese yoğunlaşıyoruz, odaklanıyoruz. Ve bu şekilde bu daha yoğun ve daha az, daha uzun süreli olabiliyor. Bunlar antrenman gibi öğrenilen bir şey. Gerçekten öyle. Aşama aşama oluyor. Ve örneğin konsantrasyon 3 dakika civarı, eğer ki konsantre olabiliyorsanız meditasyona girebiliyorsunuz. Bir aşama. Orijinal yoga sisteminin 8 aşaması var. O konsantrasyondan meditasyona giriş yaklaşık 3 dakika. Belli bir objeye, bu değişik özelliklerde olabiliyor, kaba, ince, subtil objeler olabiliyor. Ona odaklandığınız zaman meditasyona girebiliyorsunuz. Orijinal yoga sisteminin özelliği bu. Bir aslında bilim dalı, bir yönüyle bilim dalı. Yani rahatlıkla 3 dakikaya yakın duruyorsanız meditasyona giriyorsunuz. Yani bunun işte matematik gibi, fizik gibi bir özelliği var. Bunlar tabii orijinal metinlerden aktarılmış, Sanskritçeden aktarılmış bilgiler. Tabii en eski spor dalı diyebiliriz yoga için. Gerçekten öyle. En eski ve eskimeyen. Eskimeyecek de. Evet, gerçekten öyle. Şimdi mesela şöyle örnek vereyim. 8 milyar 400 bin orijinal yoga bedalarda, metinlerde duruş var. Ve bunlar evrendeki yaşam formlarına karşılık geliyor aslında. Ve bunların 800 kadarı biliniyor. Ve orijinal yoga sisteminde kullandığımız 480 kadar duruş var şu anda. Yani çalışmanın ne kadar geniş bir perspektiften ne kadar süzülmüş olduğunu gösteriyor. O 480 tane duruşu kullanıyoruz şimdi. 800 kadarı biliniyor. Çok geniş ve çok kapsamlı bir bilgi aslında. Ve çok güzel bir çalışmayla Türkçe'ye aktarılmış ve kazandırılmış bir bilgi. Bizim açımızdan çok önemli. Kesinlikle. Evet. Ya çünkü yoganın hani bir din olduğu, işte Hinduizmle bağlantılı olduğu, bir Hindistan'la bağlantılı olduğu türünde de şeyler duyabiliyoruz. Bunun tamamen aksi bir bilim, uygulamalı bir bilim. Özellikle teorik değil, uygulamalı bir bilim
olduğunu ve bilim ve sanat dalı bir yönüyle de, çünkü onun yanında estetiği, estetiği dansı var. İçeriyor, müziği evet. içeriyor, hepsini bir araya getiriyor. Evet. Bilimle kesiştiği bir başka yerde biz takıntı rahatsızlıklarında düşünceyle çalışırken benzer bir sistemle çalışıyoruz. Örneğin düşünceleri insanlar kendilerini düşüncelerinden sorumlu zannederler, olumsuz düşüncelerinden ve bunları yok etmek isterler. Oysaki düşünce, bir voleybol topunu denize bastırsanız istemediğiniz bir düşünce olduğunu düşünün. Ne kadar dibe bastırırsanız bıraktığınızda o kadar büyük bir şekilde hızla ivmeyle yukarıya çıkacaktır. Kesinlikle. Biz de deriz ki düşüncelerimizden sorumlu değiliz, davranışlarımızdan sorumluyuz. Sadece o düşünceleri al, kabul et, seyret gözlemci olarak. Ve onu değiştirmek için herhangi bir şey yapma, fark ettiğin için kendini tebrik etti. Yani bilimle çok bağdaştığı noktalar da var. Kesinlikle. Bilimsel yayınların o kadar çok olamaması, çok fazla teknik var yogada. Ölçülebilmesi, değerlendirilebilmesi biraz daha güç objektif olarak. İşe yararlığı kesin ama hani makaleler şeklinde belki o kadar şeye dönüştürülememesi biraz da bu yüzden deniliyor. Biz öyle düşünüyoruz. Bilmiyorum. Takip etmeye çalışıyoruz. Gerçekten çok hızlı böyle yapılan araştırmalar var. Orijinal yoga sistemi aslında Amerika'da da uygulanıyor. Bir hastanede uygulanıyor. Çok fazla çeşitli hastalık gruplarında aslında kullanılıyor. Bazısında örneğin önlemek amaçlı kullanılıyor. İşte Alzheimer, şeker özelliğindeki gibi, işte kalp hastalığı özelliğindeki gibi. Psikosomatik rahatsızlıklarda ağrı bozuklukları gibi. Önleme amaçlı olarak kullanılıyor. Bazılarında da semptomları azaltıcı olarak kullanılabiliyor. Yani bunlar işte mesela olarak. Astım. İşte skolyoz örneği. Evet, çok iyi geliyor. Fibromiyalji, ağrılar, baş ağrıları. Evet, kronik özellikle bronşite çok iyi geliyor. Evet. İşte nefes alabildiği için doğru oksijen aldığı için. Evet, oksijen oranı yükseliyor çünkü. Örneğin kas yapısının bozukluklarına çok faydalı. Kas güçlendiriyor çünkü. Evet, geliyor. Onun dışında çok değişik... Kısacası herkese yogada bir alan var. Var, değil mi? Var kesinlikle. Bebeklere de, yaşlılara da. Evet, tabii ki anne bebek için yoga programları var. 60 yaş üstü gebeler için var. Hamileler için yoga var, yoga programımız var. Biyoenerji teknikleri var, nefes teknikleri var. Hepsi mutlaka terapi amaçlı. İnsan kasılmadı yoganın yararları. Son bir mesajınız var mı? Ben şöyle söyleyeyim, herkes denesin, herkes faydalarını kendisi deneyerek görsün. Biz de deneyerek başladık. Korkmayın, başlayın. Evet, mutlaka hayat boyunca denenmesi ve ne olduğunu deneyerek ve uygulayarak bilinmesi gerekiyor. Orijinal yoga sisteminin özelliği bu. Evrenin bize bir armağanı, onu mutlaka hayatımıza geçirelim. Evet. Siz doktor hanım... Biz de aslında tedavi ettiğimiz kitleye her zaman önerdiğimiz bir şey, benim kendimin de uygulamaya çalıştığım bir sistem. Tamamlayıcı olarak ya da ilerlememiş sorunlarda tek başına her zaman için yararlı olduğunu düşündüğüm bir sistem. Mutlaka denenmeli ve hemen ilk seferinde sevmek ya da başarmak gibi bir hedef olmamalı. Bu bir yol, bir süreç. Tadına bakmak lazım.